Merhabalar, bugün karşınıza Dyson V8 Absolute modeli ile birlikteyiz. Bir önceki videomuzda Tefal'i incelemiştik. Tefal X-Force Flex modelini çift batarya ve harici olarak çıkabilen bir batarya ile incelemiştik. Videomuza en çok gelen sorulardan birisi Dyson mı V8 mi modeli, hangisini tercih etmeliyiz şeklinde gelen sorular olmuştu. Aslında biz ilk çıktığında Tefal markasını almıştık. Tefal markasında şöyle bir durum var. Bataryanın çıkabiliyor olması ve hortumunun flex kısmından mobilya altı aparatı olarak kullanabilmesi aslında bizi cezbetmişti. Ve fiyat bandı olarak da bayağı bir fiyat farkı vardı Dyson'da. Bu nedenle almamıştık. Dyson'ı tercih etmemiştik. Tefal'i tercih etmiştik. Bunu da zaten incelemesini şurada videolardan, kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi Tefal'de olumlu ya da olumsuz yönlerinden bahsetmek istiyorum. Tefal'in en olumlu yönlerinden birisi çift batarya olması ve harici olarak şarj ediliyor olması çok güzel bir şey. Eğer temizliğiniz yarım kaldı ya da bataryanız bitti, hemen ikinci bataryayı takıp devam edebiliyorsunuz. Burada Dyson'da ise tek bir batarya var ve sabit bir batarya. V8'de özellikle V15 ve V12'de çıkartılabilir bir batarya. Ama yedeğini yine kendinizin alması gerekiyor. Bu şekilde de yönetebiliyorsunuz. Tefal'de en çok sorun yaşadığımız noktalardan birisi ise şu: haznesinden toz kaçırıyor olması. Yani bu şekilde kullandıktan sonra çektik, kırıntılı tozlar diyelim, cihazımızı kapattıktan sonra bu şekilde kaldırmazsak içerisinden tozları bırakabiliyor. Bu özellikle hazneye hapsedemediği tozları maalesef içerisinden aşağıya düşürüyor. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Bunun için şimdi biz Dyson'ı inceleyeceğiz. Dyson'ı zaten klinimizde kullanıyoruz, V8 modelini. Şimdi burada da sizinle hızlı bir şekilde kutu açılışı yapacağız. Zaten kutu açılışlarını muhtemelen izlemişsinizdir. Birçok kanalda kutu açılışları mevcut. Özellikle 2022 yılında üretilen V8'lerde içerisinde mobilya aparatı da çıkıyor. Eski modellerde aparat çıkmamıştı daha önceki yıllarda üretilen V8'lerde. Fakat Dyson 2022 üretimlerinin tamamında mobilya aparatı da koydu. İçerisinden bir de mobilya aparatı çıkacak. Bu arada bu ürünümüzü MediaMarkt üzerinden aldık. Tabii şu anda biraz stok problemleri var. Piyasada ürün yok. Bunun için pazar yerlerinde biraz yüksek fiyata satılıyor. Önerim MediaMarkt ve Dyson'ın kendi sitesini takip etmeniz olacaktır. Biz bu ürünü 7000 TL'ye aldık. 6999 TL'ye aldık. Burada Dyson logomuzu görebiliyorsunuz. Evet, burada bir dosya şeklinde kullanma kılavuzları vesaire çıkıyor. Bir deneme de yapacağız. Evet, cihazımız da çıktı. V8 Dyson, şarjı az. Evet, kutumuzu çıkarttık. Burada bir adet duvar montaj kiti ve şarj aletimiz çıkıyor. İsterseniz şarj aletini harici olarak duvara montaj etmeden de kullanabilirsiniz. Burada bir tane sert zemin başlığı çıkıyor. Sert zemin
Bunlar genelde işte karavodur, parke vesaire de kullanmak için sert zemin başlığı mevcut ayrı olarak. Ve bunların en güzel yanı da sağa sola hareket edebiliyor olması, yukarı aşağı sağa sol. Ve kolay bir şekilde temizliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bir tane de içerisinden sert zemin başlığı çıkıyor. Bunlar da özellikle halılarda dövme yaparak arasındaki en küçük toza kadar tamamını çıkartıyor. Evet, 2022 yılından itibaren çıkan ürünlerde mobilya aparatını Dyson veriyor. Biz daha öncesinde incelemiş olduğumuz Tefal'de flex boru olması, yani mobilya altı aparatı olarak kullanılmasından dolayı biz tercih etmiştik. Ama yeni alacağınız bir Dyson V8 modelinde ise bu aparat gelecektir. 90 derece kırarak bununla birlikte mobilya altlarınızı kolay bir şekilde alabilirsiniz. Bir diğer en önemli başlıklardan birisi yatak, koltuk başlığı olarak geçiyor. Bunlar Dyson'a özel olarak, hani bu başlığın Dyson'a özel olduğu belirtiliyor Dyson tarafından. Gerçekten çok güzel bir başlık. Fırçalı, dövme yapıyor muhtemelen. Ve burada istediğiniz açıya göre ayarlanabiliyor. Aynı zamanda tüm Dyson başlıkları şurada bir tornavida veya bir bozuk para ile birlikte buradan açabiliyorsunuz ve fırçasını çıkartıp fırçalarını, başlıklarını temizleyebiliyorsunuz. Bunun dışında içerisinde bir tane yine koltuk arası başlığı gibi bir başlığımız var. Bununla birlikte koltuklarınızı veya işte köşelerden örümcek vesaire alacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde standart birçok markadan çıkan koltuk arası başlığımızla da bununla da koltuk aralarını alabilirsiniz. Ürünümüz burada. İçerisinden yarım şarjla çıkıyor bu arada. Şarj edilmesi gerekiyor. Şu anda biz kısa bir çekimde gerçekleştireceğiz. Filtresi burada. Nasıl açıldığını bilmeyenler için bu arada bu Dyson süpürgelerin mobil application'ı var. Bunu indirip ürününüzün kutusu üzerindeki seri numarasını yazarsanız tüm eğitim videolarına verilmiştir. Nasıl çalışır, nasıl hareket edilir, bunların tamamını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada üst tarafta bir çöp kutusu işareti var, bir pin var. Bunu çektiğinizde zaten süpürgenin filtresi ve motoru yukarı geliyor ve alt taraftan hazne açılıyor. Daha sonrasında ise bunu alt tarafa itekleyip alttan kapattığınızda kullanabiliyorsunuz. Şimdi biz bunu mobilya başlığıyla kullanalım. Nasıl kullanılıyor hem görelim. Burada uzun borusunda takıyoruz şu şekilde ve buradan da sert zemin başlığımızı takıyoruz. Tüm başlıklar klipsli olduğu için oturuyor ve yerlerinden kolay bir şekilde çıkabiliyor. Burada iki modumuz var. Birisi Max dediğimiz turbo mod, birisi de normal mod. Max modda daha kısa gidiyor ama daha kuvvetli çekiyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Biz Tefal'i hiçbir zaman normal modda kullanmadık. Hep turbo modunda kullandık. Bunun nedeni ise turbo modun gerçekten güçlü olduğu, normal modu ise o kadar güçlü değil. Hani problem yaratabiliyor. Biz burada zaten Dyson ofisimizde, daha doğrusu kliniğimizde kullandığımız için Dyson'dan zaten memnunduk. Genelde normal modda kullanıyoruz ve çok başarılı bir şekilde çekim gerçekleştiriyor. Şu anda yine normal bir modda çekimimizi gerçekleştiriyoruz. Burada örnek olarak bir mobilya altına çekeceğiniz zaman bu mobilya başlığının en önemli özelliği buradaki butonumuza basıyoruz ve gördüğünüz gibi 90 derecelik bir açıyla süpürgemiz artık mobilya altlarına rahat bir şekilde giriyor. Yani sizin mobilyanın altına eğilmeniz gerekmiyor. 90 derecelik bir açıyla şu şekilde süpürgeyi kullanabiliyorsunuz. Tekrardan dik konuma getirdiğinizde zaten yerine oturuyor ve artık dik konumda kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
Burada merak edenler için söylüyorum. Tefal'de olduğu gibi Tefal'de turbo modda basılı tutmak gerekiyordu. Burada ise turbo modun bir klipsi var. Fakat burada makineyi çalıştırabilmek için mutlaka basılı tutmanız gerekiyor. Eğer makineyi basılı tutarsanız tetiğine çalışıyor. Bıraktığınız anda zaten makine çalışmayı durduruyor. Ve ondan sonraki modellerde ise bir kere basmanız yeterli oluyor. Otomatik olarak açılıyor. Şimdi burada gelen sorulardan birisi de şu olacaktır. Çünkü çevremde de çok fazla bu soruyu alıyorum. İşte V8 mi, V10 mu, V12 mi, V15 mi? Aslında hepsini şöyle bir incelediğimizde, deneme yaptığımızda şu şekilde bir fark var aslına bakarsanız. V10'da bunun bir büyüğü olan, yani bir üst modeli olan V10'da şarj süresi 20 dakika daha fazla. V12'de ise lazer moduyla birlikte çektiğiniz şeyleri, çektiğiniz bakterileri ya da çektiğiniz nesnelerin bilgisini veriyor. V15'te ise tamamen lazerlerde de başlık var. Aynı zamanda en küçük mikronlara kadar ne çektiniz vesaire bunları görebiliyorsunuz. Fakat fiyatı uygun ve performansına memnun kalacağım bir cihaz olmasını istiyorsanız V8'i önerebilirim. Biz bunu da belirttiğim gibi kliniğimizde de kullanıyoruz. Gayet yeterli bir cihaz. Zaten ortalama bir daire 40 dakikanın altında hani temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ortalama 40 dakika zaten şarjı gitmektedir. Bence çok yeterli bir cihaz. Hani üst modellere çıktıkça zaten fiyat oldukça artıyor. Hani o fiyatlar yerine V8 makul fiyatlara tercih edilebilir. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplamaya çalışacağız. Sağlıklı günler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.